Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle kediler için almış olduğum ürünleri inceleyeceğiz. Şimdi burada çok büyük ürünler var. Çok küçük ürünler de var. Şöyle bir hepsini alabiliyor muyuz bilmiyorum da. Kamera karşısında, daha doğrusu kameranın arkasında kız arkadaşım Çilek var. Evet, ismi Çilek. Şimdi abi Çilek mi diye soracak olanlar olacaktır. Evet, ismi Çilek. Şimdi bunları niye aldım? Önce onlardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bizim evde 2 tane kedi var. 3. kedi de yolda geliyor. 3. kedimizi de yolda sahiplendik. Kendisi şu an veterinerde tedavi altında. O da iyileşince şu an bu evde 3 tane kedi olacak. Şimdi beni izleyen arkadaşlar da belki biliyordur, ben çok fazla seyahat eden bir adamım. O yüzden de evde kediler çok fazla yalnız kalıyor. Şimdi 3 tane kedi olunca da çok sık bir şekilde işte kumunu, mamasını, suyunu değiştirmemiz gerekecek. Zaten kız arkadaşım da evde olmuyor. Ben de evde yokum. O yüzden dedik ki kedi tuvaletimizi, kedi mama kabımızı ve su kabımızı artık otonom bir şekilde kullanmamız gerekecek. Çünkü biz evde yokuz. O yüzden de Petkit'in ürünlerini aldık, geldik. Şimdi evde ilk defa sizlerle beraber kutu açılışını yapacağız. Kuracağız ve bakalım kediler ne tepki verecek göreceğiz. Hadi artık kutu açılışlarına başlayalım. Şimdi ben bu kutuyu sona saklıyorum ha. Yani bu çok büyük. Önce bir şunlardan mı başlasak, ne yapsın? Şunu bir dakika bak. Şunu ben bir yere alayım önce bir. Abi çok büyük bir şey bu ya. Şimdi abi en küçükten başlayayım ben ya bak. En küçükten devam. Şimdi bu önce bir göstereyim. Bu su pınarı. Şimdi bu renk renk modelleri vardı. Ben gri olanını aldım. Böyle petrol yeşili mi deniyor artık? Gri mi deniyor? Ne deniyorsa. Evet abi şöyle bakalım. Bir kullanım kılavuzu şöyle. Bu şöyle göstereyim. Bu herhalde filtresi. Bir de şöyle. Bu da su pınarımız. Şu şekil. Evet bu şimdi su pınarını geçiyorum. Şimdi gelelim buna. Bu da mama kabımız. Bu neymiş ki? İşte kullanım kılavuzları, bir filtre herhalde, bu mama kasesi, bu ne? Ha, priz, fiş, adaptör artık ne derseniz bu. Geç. Şu alt kısmı, şöyle. Şu da haznesi, hatta açayım öyle göstereyim. Evet, bu da haznesi böyle. Bu su pınarı, bu da haznesi. Takım olsun diye bu renkte aldım. Yani ulan var ya şu kediler hayatlarını yaşıyorlar ha. Yemin ediyorum benim evimde böyle otonom alet bu kadar yok. Şimdi geldik esas olaya. Şimdi ben bunu nasıl açacağım? Ben bunu burada açacağım yani. Evet. Ulan ters açtık yani. Neyse. Ey maşallah. Bu neymiş be? Abi bir sürü şey çıkıyor içinden be. Öf. Yemin ediyorum terledim ha. Neyse şu elimdekilerle bir başla. Bunlar kullanım kılavuzları büyük ihtimalle. Bakayım. Evet kullanım kılavuzu geç. Bu ne? Bu da kullanım kılavuzları. Bak bu matı. Bunu bu tuvaletin önüne koyuyorsun. Kediler çıktığı zaman ayağında patisinde kalan kumlar bunun içine hapsoluyor. Böylelikle eviniz kirlenmiyor. Yani mantık bu. Kurduğumuzda göreceğiz. Bir de içinden şöyle kokular çıkıyor. Şu. Bu içine koyduğumuz poşeti, yani kediler tuvaletini yaptıktan sonra makine kendini temizliyor ve bunun içine boşaltıyor. Sonra bunu normal çöp poşeti alıp atıyorsunuz. Bu kokular ise arkadaşlar bunun içinde bir de koku böyle parfüm sıkan bir cihaz var. Hayvanlar yani kediler tuvaletini yaptıktan sonra çıkıyorlar. Ve alet o kadar akıllı ki dışarıya koku salmasın diye içeriye parfüm sıkıyor ki güzel koksun. Bu da onlar. Geberdim. Şimdi bunun hepsini kuralım ve bakalım kediler nasıl tepki verecek. Evet arkadaşlar, ürünlerin kutu açılışlarının üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Şimdi niye bu kadar bekledim? Çünkü bizim kediler biraz böyle teknolojik aletleri çok temkinli yaklaşıyorlar. Biraz korkaklar. O yüzden de bu ürünlere alışmaları biraz zaman aldı. Özellikle bu su pınarını bizim Puffy hala ve hala kabullenemedi. Çünkü akan sudan çok korkuyor. Hiç su içmiyor, inatlaşıyor. Sadece su pınarı çalışmadığında gelip buradan su içiyor. Biz o yüzden bazen hala eski mama kabına su koyup öyle dışarı çıkıyoruz. Eğer kedinizin huyunu biliyorsanız ona göre bu ürünleri almanızı tavsiye ederim. Bu Petkit'in Eversweet Solo su pınarı. Diğer cihazlara göre en basit çalışanı. Bir tane USB kablosu var ve USB üzerinden çalışıyor. Telefondan kontrol edemiyorsunuz. Yaklaşık 1,5 litre içerisi su alıyor ve içerisinde ufak bir motor var. Bu motor sayesinde suyu yukarıya doğru devir daim yapıyor. İçerisinde bir tane de filtre var. Bu filtre sayesinde kedileriniz gelip suyunu içtiğinde kedilerden düşen bu kılları, tüyleri hepsini bu filtre sayesinde içine hapsediyor. Aslında çok da bir esprisi yok. Yani üzerinde bir tane tuş var ve 3 farklı şekilde bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Bu tuşa bir kere basıyorsunuz ve su pınarı çalışmaya başlıyor. Ya su pınarınız hep açık kalıyor, yani hep devir daim yaparak çalışıyor. Bir kere daha bastığınızda hiç devir daim yapmadan normal bir su kabı gibi çalışıyor. Ya da bir kere daha bastığınızda 3 dakika boyunca devir daim yapıyor. 3 dakika boyunca da suyu kesiyor. Şimdi biz böyle kullanıyoruz. Çünkü dediğim gibi Puffy bu devir daim yaptığı zaman, yani bu akan sudan korktuğu için sadece durduğu zamanlarda gelip su içiyor. Chico'nun öyle bir derdi yok. Chico çok seviyor bu devir daim, yani akan sudan su içmeyi. Dediğim gibi o yüzden kedinizin karakterini biliyorsanız ona göre alın. Çünkü eğer sudan çok korkan bir kedi ise bu ürüne alışması çok zaman alacaktır. Şimdi gelelim mama kabına. Şimdi bu ürün aplikasyonla çalışıyor. Aslında 2 parçadan oluşuyor. Üst kısmı mama haznesi. 3 litrelik bir hazneye sahip. Bu da yaklaşık 1,5 kiloya falan denk geliyor. Yani çünkü ben içerisine 1,5 kilo kadar mama koyabiliyorum. Tabii bu seçtiğiniz ya da verdiğiniz mamanın cinsine de bağlı. Şimdi bizimkiler kısır kedi olduğu için biz Propila'nın kısır somonlu mamasını kullanıyoruz. Onlar biliyorsunuz küçük taneli oluyor. Ben yaklaşık 1,5 kilo kadar bu hazneye doldurabiliyorum. Alt kısmı ise bütün elektronik aksamının olduğu yer. Şimdi bu ürün hem elektrikle çalışıyor hem de pille çalışıyor. Alt kısmına 5 tane 3A dediğimiz ince kalem pil koyuyorsunuz. Böylelikle olur da siz evde yokken elektrikler kesilirse kedileriniz aç kalmaması için alet gücünü pilden alıyor ve kedinizi beslemeye devam ediyor. Bu gerçekten iyi düşünülmüş bir şey. Çünkü eğer olur da evinizden çok uzak kalırsanız ve Allah korusun diyelim ki mahallenizde ya da oturduğunuz apartmanda uzun süreli bir elektrik kesintisi oldu. Böylelikle kedileriniz 2-3 gün boyunca aç kalmıyor. Gözünüz de arkada kalmıyor. 3 litrelik mama haznesinin üst kısmında mamanın nemlenmesini önleyecek bir tane de filtre koyacak yeriniz var. Bu filtreyi ara ara değiştirmeniz gerekiyor. Zaten aplikasyondan kullanıyorsunuz bu mama kabını da. Bu aplikasyon üzerinde ne zaman değiştirmeniz gerektiği orada yazıyor. Şimdi aplikasyonu ilk açtığınızda burada extra feeding ya da feeding plan, yani ya şimdi besle seçeneğine basabiliyorsunuz ki böyle olunca kedinizi hemen besleyebiliyorsunuz. Mesela şu an basayım. Buradan şimdi besleye bastığınızda porsiyonunu seçebiliyorsunuz, yani ne kadar vereyim. Mesela 1/10 kap. Ne kadar yapıyor bu? 10 gram mı yapıyor? Öyle bir şey yapıyor. Confirm diyorum. Buradan mamayı servis ediyor. Ya da ben buradan beslenme saatlerini seçeceğim diyorsunuz. Mesela şu anda benim beslenme saatlerimi görüyorsunuz. Sabah 5, 6:15, 12:15, 12:30, öğlen 5 ve akşamüstü 6 çeyrek gibi. Buradan edit plana basıp mesela değiştirebiliyorsunuz. İsmini verebiliyorsunuz. Yani bu saatte vereceğiniz mama kahvaltı mı yoksa öğlen yemeği mi? Her şeyi yazabiliyorsunuz buraya. Saati seçebiliyorsunuz. Ve ne kadar vereceğinizi seçiyorsunuz. Mesela sabah ben 30 gram veriyorum. Sonra 6:15'te bir 10 gram daha veriyorum. Yani böyle toplamda ben yaklaşık 90 grama yakın 2 kedi için mama veriyorum. Niye bu kadar sıklıkla veriyorum onu da söyleyeyim. Şimdi 2 kedi var. Puffy ile Chico. Puffy biraz daha atak. Chico biraz çekingen. Mamayı kaba döktüğümde Puffy koşa koşa gidiyor, mamaya saldırıyor, Chico aç kalıyor. Ben de bunun önüne geçebilmek için aralıklı olarak sık sık veriyorum. İlk mesela 30 gram porsiyonu veriyorum. Puffy hemen koşuyor, gidiyor yemeğini yiyor. O arada zaten Chico bakıyor. Puffy doyuyor, dönüyor. Sonra bir saat sonra bir 10-15 gram daha döküyorum. Puffy'nin karnı tok olduğu için Chico gidiyor, yiyor. Yani aslında kedi başına 3 porsiyon yemek veriyorum ben günlük. Ama ikisini de tabii ki de düzgün beslemek açısından toplamda buraya günde 6 kere ben saat kuruyorum ve o saatlerde kedilerimi otomatik olarak beslemiş oluyorum. Bu arada kedilerinizi beslediğinizde, yani mama kabınıza mamayı servis ettiğinde bu alet size bir bildirim geliyor. Diyor ki işte mamayı şu anda servis ettim. Ya da şöyle bir olay daha oluyor. Mesela diyelim ki siz buradan kedileriniz için beslenme planını oluşturdunuz. Ama mesela bu sıcaklarda bizimkiler normal yediklerinden daha az yemek yiyorlar. Ve ben eğer evde yoksam mama kabına mama birikiyor. Böyle olduğu zaman da bana buradan bildirim geliyor ve diyor ki şu anda servis yapamıyorum çünkü mama kabı çok dolu, mamalar mama yolunu tıkadı diye buradan bana bildirim geliyor. Tabi eğer seyahatteyseniz ve tatildeyseniz yapacak bir şeyiniz yok. O mama yolu açılana kadar alet bekliyor. Kedileriniz gide gele gide gele buradaki mamayı bitirene kadar onu yemek durumunda kalıyorlar. Ya da haznedeki mama azaldığında size bildirim geliyor. Diyor ki şu anda mama haznesindeki mamalar azaldı. Lütfen yenileyin diyor. Siz eğer evdeyseniz de alet ötmeye başlıyor. Size bir sinyal gönderiyor. Buradan da anlıyorsunuz ki mama kabındaki mama azalmış. Şimdi de gelelim akıllı kedi tuvaletine. Şimdi bu tuvaletin çalışma mantığı aslında bildiğimiz çamaşır makinesi mantığı. İçerisinde bir tane artık tambur mu denir, kazan mı denir? Bu çamaşır makinelerinin iç kısmına benzer bir tane haznesi var içerisinde. Bunun içine kedi kumunuzu boşaltıyorsunuz. Ne kadar koymanız gerektiği zaten içerisindeki çizgiden belli. Maksimum seviyeye kadar kumu dolduruyorsunuz. Alt kısmında ise kedilerin dışkısının depolandığı 7 litrelik bir hazne var. Bir de bu kazanın alt kısmına koyduğunuz deodorantı, yani kokusu var. Bu da kedi tuvaletini yaptığında ortamın kötü kokmasını engelliyor. Mantık şöyle çalışıyor. Kediniz içerisine giriyor, tuvaletini yapıyor ve çıktıktan sonra alet kendini otomatik olarak temizliyor. Tuvaletin içerisinde bir tane elek var ve bu merdane dönerek dışkıyı temiz kumdan ayırıyor. Alt hazneye dışkıyı gönderiyor ve temiz kumu tekrardan döndürerek içinde hapsediyor. Uygulamalar kısmına baktığımızda iki şekilde aleti kontrol edebiliyorsunuz. Bir, üzerindeki tuşlarla aleti kontrol ediyorsunuz. İki, bir de telefonunuz üzerinden aplikasyonla beraber bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Aplikasyona girdiğinizde Petkit Pro X'inizi görebiliyorsunuz. Bunun en güzel yani her şeyi görebiliyor olmanız. Kum seviyesini, atık seviyesinin ne kadar olduğunu, yani içerisindeki dışkının ne kadar depolandığını ve içerisine koyduğunuz parfümün miktarına kadar burada görebiliyorsunuz. Bu tuvaleti ilk kurduğunuzda sizden kedilerinizi tanıtmanızı isteyecek. Buradan kedilerinizin ağırlığını seçiyorsunuz, cinsini seçiyorsunuz ve et pete basarak, yani hayvan ekleğe basarak buradan ekliyorsunuz. Daha sonra kediniz ne zaman tuvalete girmiş, kaç dakika tuvalette kalmış, hepsini içerisindeki sensör sayesinde tanıyabiliyor. Şimdi bizim iki tane kedimiz var. Chico ve Puffy olarak biz burada ekledik kedilerimizi. Burada aşağıda ne zaman tuvalete girmiş, kaç dakika kalmış ve gün gün bakabiliyorsunuz. Mesela bu videoyu çektiğim gün bizim Chico sabah 5'te tuvalete girmiş ve 1 dakika 27 saniye kalmış. Bir gün önceye baktığımızda ise Puffy gene bir 7.44'te girmiş. Bir de tam gece 12'de girmiş. Chico ise gece 3'te ve 3.10'da girmiş. Böylelikle kedilerinizin ne zaman girdiğini, tuvalet alışkanlıklarını hepsini görebiliyorsunuz. Gene bu aplikasyon üzerinden aleti kapatabiliyorsunuz. Siz kendiniz şimdi temizle diyerek temizletebiliyorsunuz. Parfüm sık diyebiliyorsunuz. Ya da bütün kumu boşalt, ben sıfırdan kum koyacağım diyebiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi alet bir çamaşır makinesi mantığında çalıştığı için siz üst haznesinden kumunu boşaltıyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz ki ben kumunu koydum, parfümünü koydum. Sen şimdi bu kumu dengele. Dengeleye bastığınızda içindeki bu tambur bir sağ bir sol yaparak kumu eşit seviyeye dağıtıyor ve böylelikle alet dengeye girmiş oluyor. Bir güzel yanı şu. Mesela diyelim ki kediniz içine girdi, tuvaletini yaptı ve çıktı. Her çıktığında tuvalet kendi kendini temizleyebiliyor. Ama siz dersiniz ki bu her zaman temizlemesin, günün belli saatlerinde temizlesin. Onu da bu aplikasyon üzerinden seçebiliyorsunuz. Buradan saatini siz ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu saatler içinde tuvalet kendini temizlesin diyebiliyorsunuz. Deodorantı sen kendin sık diyebiliyorsun ya da ben sıkacağım, gerek yok, ben otomatik olarak saat ayarlayayım, o saatler arasında parfümü sık diyebiliyorsunuz. Ve burada bir tane de kitten modu var. Bu da eğer yavru kediniz varsa alet tabii ki de sensörleri sayesinde eğer yavru kediniz yaklaşırsa çalışmayı durduruyor. Çünkü bu alet yavru kediler için uygun değil. Minimum 3,5 kilo ve üzerindeki kediler için bu tuvaletin kullanımı önerilir diye zaten kutunun üzerinde yazıyor. Yani yavru kediniz maalesef bu ürünü kullanamıyor. Eğer diyelim ki tuvalet kendini temizlemeye başladı. O arada kediniz geldi ve tuvaleti kullanacak. Alet otomatik olarak temizliği durduruyor ve kedinizin ortamdan uzaklaşmasını bekliyor. Şimdi ürünün kendisiyle beraber bir de atık poşetleri geliyor. Bu poşeti her seferinde temizlediğinizde içerisine yerleştiriyorsunuz. Kullanımı çok basit. Normal poşet de kullanabilirsiniz ama onun boyutlarında poşet bulmanız gerekiyor. Aplikasyon üzerinden kullanabildiğiniz gibi gene üzerindeki tuştan da bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Buradan gene tuvaleti temizle ya da kum seviyesini dengele ya da parfüm sık ya da aleti resetle gibi seçenekleri gene bu tuvaletin üzerinden yapabiliyorsunuz. Şimdi bizimkiler dediğim gibi biraz böyle elektronik eşyalara karşı çok narin oldukları için ve çok şüpheci yaklaştıkları için ilk geldiklerinde tuvalete girmekte biraz zorlandılar. Özellikle tuvalete girip çıktıklarında tuvalet kendini temizlerken her seferinde gidip aleti izliyorlar. Bu yüzden de çok korkmasınlar diye biz aletin her seferinde kendini temizleme özelliğini kapattık. Günün belli başlı saatlerinde ben hem gece 12'de bir de sabah 6'da tuvaleti temizlemeye ayarladım. Böylelikle kedilerimiz rahatlıkla girip tuvaletlerini yapabiliyorlar. Bir gece 12'de bir de sabah 6'da tuvalet kendini temizliyor. Şimdi kedi tuvaletlerini temizlerken biliyorsunuz çok pis kokan tuvaletler var. Yani çişi kakası inanılmaz derecede kokan kediler biliyorum ben. Ve ben eski usul bu kedilerin kumunu değiştirirken dayanamıyordum. Bunda öyle bir hissiyat olmuyor. Çünkü içerisindeki deodorant o kadar güzel kokuyor ki tuvaletini değiştirirken ben ne çiş ne de kaka kokusu hiç ama hiç almadım yani bu üründe. Önüne serdiğiniz bir tane de matı var. Bu mat aynı zamanda kedilerin patisine yapışan kumları hapsediyor. Böylelikle kediniz tuvaletten çıktığında yerleri hiçbir şekilde kedi kumu yapmıyor. Sonra siz bu matı alıp içerisindeki kumları çöp poşetine boşaltarak temizleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, kediler için almış olduğum akıllı ürünleri sizlere gösterdim. Yaklaşık 2 aydır dediğim gibi kullanıyorum. Benim gibi seyahat eden biriyseniz ve evde çok fazla vakit geçirmiyorsanız kedilerinizin iyiliği, sağlığı için bence bu ürünlere bir bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle akıllı kedi tuvaleti benim için yani vazgeçilmez bir ürün oldu. Keşke daha önce bulsaydım da alsaydım dediğim bir ürün. Çünkü yaklaşık 15 güne kadar evden uzak kalabiliyorum ve kedilerin kumunu da düşünmeme gerek kalmıyor. 7 litre atık haznesi sayesinde ben evden 3 gün, 4 gün, 5 gün uzaklaşabiliyorum. Yani daha fazla gün de geçirebilirim. Çünkü dediğim gibi 15 gün boyunca hiç kum değiştirmeme gerek olmuyor. Evin içinde ne bir kötü koku oluyor ne de o kedilerin patisine yapışan kumlar evin içine dağılıyor. O yüzden yani abi keşke daha önce alsaydım ya, anladın mı? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ürünleri incelemek isterseniz aşağıya link bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.